Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ev sahipliği yaptığı kolektif güvenlik anlaşması örgütü liderler zirvesine kriz çıkardı böylesi bir dönemde. Azerbaycan aleyhine karar koyduramayın için zirve bildirisini imzalamadı. Önce izleyelim ardından yorumlayalım. Ermenistan'ın kolektif güvenlik anlaşması örgütünü Azerbaycan'a karşı kullanma girişimi yine başarısızlıkla sonuçlandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ev sahipliği yaptığı zirvede Azerbaycan aleyhine karar çıkarmaya çalıştı ama destek bulamadı. Orta Asya'nın NATO'suna benzetilen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün liderler zirvesi Erivan'da yapıldı. Zirve daha başlamadan önce Paşinyan'ın tavırları dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le arasındaki mesafeyi olabildiğince açmaya çalıştı. Paşinyan masaya provokatif bir ajandayla oturdu. Son iki yıldır Azerbaycan'ın Ermenistan'a saldırılar düzenlediğini ileri sürdü. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün bu konuda neden harekete geçmediğini sordu. Hayal kırıklığı yaşadık dedi. Ancak tüm bunlar gerçeklerin çarpıtılmasından ibaret. Azerbaycan ne 2. Karabağ Savaşı'nda ne de sonra Ermenistan topraklarına saldırı düzenledi. İşgale son vermek için sadece kendi öz topraklarında mücadele etti ve Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarına orantılı yanıt verdi. Yani Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün Ermenistan'a savunma desteği vermesi için hiçbir hukuki ve askeri zemin yoktu. Zaten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de savaş sırasında sık sık bunun altını çizmişti. Gerçeklerle örtüşmeyen iddialarından vazgeçmeyen Paşinyan ne yapsa da zirvenin sonuç bildirisine Azerbaycan aleyhine karar koyduramadı. Aksine tüm liderler Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını diplomatik yolla çözmesi gerektiğini vurguladı. Bunun üzerine Paşinyan kriz çıkardı, bildiriyi imzalamadı. Putin ve Paşinyan daha sonra ikili görüşme yaptı. Ermeni lidere ikinci darbe bu görüşmede geldi. Putin, Paşinyan'a 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra imzalanan üçlü bildiriyi ve Ermenistan'ın hala yerine getirmediği yükümlülüklerini hatırlattı. Zengezur koridorunu kastederek ulaşım arterleri açılmalı dedi. Üçlü bildirinin uygulanması halinde Bakü ile Erivan arasında barış anlaşması imzalanabileceğini vurguladı. Peki Erivan'daki zirvede kriz çıkaran Ermenistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünden ayrılacak mı? Batı yanlısı politikayı izleyen ve son dönemde Fransa, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini güçlendiren Paşinyan'ın örgütten çıkması Rusya'nın istemediği bir senaryo. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ermenistan örgütte kalacak. Erivan'daki zirve tüm zorluklara rağmen bir kez daha bu formata ihtiyaç olduğunu gösterdi cevabını verdi. Aygün Hocam. Şimdi biliyoruz bu son dönemden yani 12 Temmuz 2020'deki o saldırı, Tozdan saldırıdan sonra yaşananları, 44 günlük vatan muharebesi, bir haklı zafer, Karabağ'ın tekrar Azerbaycan'a, öz toprağına dönmesi fakat bir türlü atılmayan bir barış imzası. Bunu uzattıkça uzattı. Nihayetinde bu sınırda da provokasyonlar vardı. En son Azerbaycan ordusunun, rahmetli analım, 80 şehit verdiği 14 Eylül'deki sınırdaki provokasyon. Bütün bunlarla beraber hani Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bir araya gelmişti Avrupa siyasi topluluğu liderler zirvesinde. Yani bu barış anlaşmasını imzalamamak için şu Zengezur'da üzerine düşeni yapmamak için elinden geleni yapıyor. İran'dan çok ciddi, provokatif bir destek alıyor. Bu çabasının hedefi ne ve tabii sonuç alır mı? Ne diyorsunuz? Aygün Hocam. Şimdi Paşinyan'ın böyle adeta ergen tripleriyle ev sahibi olduğu bir toplantıda varlık göstermesi, ortaya koyduğu tavırlar zaten hepimiz, ben yıllardır hepimiz yakından Paşinyan'ı izliyoruz. Yani şaşırmadık ama zaman zaman aslında Paşinyan da barış istiyor dedirten bize sonuçlar vardı. Ondan ilgili artık acaba demeye başladım şahsen ben. Çünkü ne kadar samimiyetsiz olduğunu ortaya koydu. Aslında bu kolektif güvenlik antlaşması örgütünün Ermenistan'la ilgili
Özellikle Belarus devlet başkanının açıkladığı Ermenistan bu örgütü fırsat bilerek, örgüt üyeliğini fırsat bilerek çok önemli açıklamadır bu. Dün ifade etti. Bunu kendi açısından bir araçsallaştırma, aynen kelimeyi hatırlamaya çalışıyordum. Araçsallaştırma gayret içerisindedir. Biz bu oyuna gelmeyiz, buna müsaade etmeyiz demesi çok önemli bir yorumdur. Hepimiz Belarus'la Rusya arasındaki ilişkiyi de biliyoruz. Tabii. Ve Rusya'dan farklı bir düşünceyi de ortaya koyacağını düşünmüyoruz. Ama bu kadar Yerevan'da iken böyle bir açıklama yapması bile artık insanların Paşinyan'ın iki senedir bu örgüde hadi Azerbaycan'a savaşı ilan edin, hadi girin, hadi niye yapmıyorsunuz? Onlarca başvurusu var idi. Artık herkesin sabrını tükettiğini tüketmiş. De ortaya koydu. Tüketti. Kendisi de zaten tükenmiş durumdadır Paşinyan. Sabırları da tüketti. Şimdi bununla birlikte Rusya'nın tavırlarına baktığımız zaman hemen Peskov'un açıklamasından hareket edeyim. Tabii ki Rusya, Ermenistan o örgütten ayrılmasını istemez ama ben farklı bir soru sormak istiyorum. Bölgeyle ilgili 30 seneye yakındır araştırma yapan bir araştırmacı olarak Ermenistan kendisi bu örgütten çıkabilir mi? Böyle bir cesaret gösterebilir mi? Hayır. Ermenistan'la Rusya arasında imzalanmış olan 2050 senesine kadar süresi belirtilen askeri anlaşmalar var. Ermenistan'a Rusya'nın gene de söylediğim tarih zarfında çok uzun süreye yayılmış olan daha kredi borçlarının geriye ödenmesine başlamadığı çok ciddi şekilde borçları var. Karabağ Savaşı'nda verilen, Rusya'dan verilen silahları hiç hesap etmiyorum. Onları bir kenara koyuyorum. Evet. Azerbaycan Cumhurbaşkanı haklı olarak sormuştu ki Ermenistan ekonomik kriz içerisindedir. Bu silahları nereden buluyor ki Azerbaycan'a karşı? Biliyorsunuz zafer sonrasında da bir o zafer parkında o silahlar hala da nümayiş ettiriliyor. Şimdi burada neyin üzerinde konuşmamız gerekiyor? Siz demin bir önceki turda F-16'lar ve Amerikan Senatosu'ndaki Ermeni ve Yunan lobisinin paylaşımlarını ekrana getirdiniz. Gerçekten de bir lobi elemanı ve bir silahşor kimliği bu şekilde senatörlerin deklare etmesi Amerikan tırnak arası demokrasisi adına ve onları seçenler adına utanç vericidir. Özellikle Biden'ın en büyük yanlışı ve Senato'da Dış İlişkiler Komisyonu'nun almış olduğu kararların tümünün sıkıntılı, sakıncalı, ön yargılı olacağının belirtisi. Biden Bob Menendez'i o göreve getirmeden önce Amerikan Senatosu'nda yüz kızartıcı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma yapılıp suçlu bulunan. Evet. Daha sonra Ermeni lobisinin ve Yunan lobisinin desteğiyle buna rağmen tekrar görevine devam eden ve bir de komisyon başkanı seçilen, adeta terfi ettirilen bir insan. Yakın tarihte siz de demin söylediniz isabetli bir şekilde, biliyorsunuz eşiyle birlikte Mısır'a helal et satımıyla ilgili kullandıkları ve FBI tarafından soruşturmaya kadar giden yöntemler var. Dolayısıyla Amerikan kamuoyunda da biliniyor. Evet. Ama ben aynen Murat Hoca'nın söylemine katılıyorum. Tüm bunları ne için Ermenistan'la paralellik arz eden olaylardır söylüyorum. Beslendikleri yer, ülkeler ve lobiler aynı mecrayı oluşturmaktadır. Yani aynı yerden besleniyorlar. Bu F-16'lar vesaireyle bunu bir tazik aracı olarak kullanabilirler mi? Bir şantaj unsuru olarak kullanabilirler mi? Hiç şüphesiz ki kullanacaklar. Fakat ortada bir realite var. Zengezur koridorunun açılması sadece Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın öne koyduğu bu projenin, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın desteklediği veya Rusya ile arasındaki ilişkiler nedeniyle önce Gürcistan'ın
birazcık tereddütlü yaklaşıp daha sonra ekonomik girdileri ülkesi açısından hesap kitabı ettikten sonra gayet olumlu baktığı bu süreç aslında bölge kalkınması ile birlikte birçok şeyi de beraberinde getirecektir. Evet. Burada Suriye'de Akdeniz kıyısında evet. özellikle Laskiye ve çevresinde çok büyük ekonomik yatırımlarla bölgede tutunmaya çalışan Rusya açısından da önemlidir bu. Evet. Sonra ben Ermeni diasporasına sempatisini, Moskova'daki Ermeni diasporasının toplantısına katılarak danslar eden güzel açıklamalarda bulunan birkaç sene bundan önce ve aleni bir şekilde Ermeni diasporasını sevdiğini ortaya koyan Rusya Dışişler Bakanlığı sözcüsü Zaharov Türkiye'nin gerçekleştirdiği bu harekatla ilgili açıklamalarını gerçekten şaşkınlıkla okudum. Çünkü Türkiye'nin bölgede güvenliğini garanti almak için bunu yaptığını, işbirliği içerisinde hareket edildiğini, Türkiye ile Rusya arasında bütün bunların bir arada, bunlardan bağımsız evet. olarak bakmamamız gerekiyor evet. Yerevan'da o toplantı sonuçlarına. Bir, bakın aynı gün Putin Paşinyan'a önce yana imzana sahip çık anlamında çok Rusçası olanlar biliyorlar o ifadeyi birbaşa orijinalından dinleyenler gayet sakin ama telgin edici buyurgan bir ses tonuyla ve vurgulamayla önce o üçlü antlaşmanın müddialarını gerçekleştirilmesi gerekliğini evet. burada öyle bir ifadeyle onu söyledi ki söylemediği ama ifadesinde yer alan şu gerçek vardı ki Azerbaycan bunu yapıyor. Bu senden kaynaklanıyor. İkincisi o koridorun açılması, koridorun evet. direkt ismini zikretmedi ama bütün o ortada nakliyatın, enerjinin vesaire fark etmez o yolun açılması gerekliği üzerinde durdu. Peki. Üçüncüsü de şunu söyledi ki yani imzana ve bence en önemli soydu kendi imzasına saygıya davet etti onu. Bakın Paşinyan ev sahipliği yaptığı bir organizasyonda da bildiriyi imzalamadı. Bu bir devlet adamı anlamında sınıfta kalmanın çok bariz bir göstergesidir. Bir, demek ki önce kamuoyunu her zamanki gibi hatırlayacaksınız Sayın Nur Hanım. Bir konuda biz Paşinyan, siz bana soru sormuştunuz birkaç ay bundan önce. Ben size demiştim ki ülkesinde iktidardır ama müktedir değil. Siz nedenini sorduğunuz zaman şüphesiz ki biliyorsunuz ama beni programa davet etmiştiniz. Nedenini sorduğunuz zaman ben şöyle söylemiştim. Çünkü tutarlılık göstermeyen bir kişiliğe sahiptir. Önce gerçekleri kamuoyuyla paylaşmıyor. Milletinden gizletiyor. Sonra o gerçekler ortaya çıktığı zaman Yerevan'da ayaklanmalar, onun aleyhine sloganlar. Şimdi bundan da önce Ermenistan basınını yakın bir şekilde ben izledim. Paşinyan evet. öyle bir hava yaratmıştı ki sanki kolektif güvenlik anlaşması hı. örgütünden Ermenistan'ın lehine bir şey çıkacak. Azerbaycan'a bir gözdağı veya ciddi bir uyarı çıkacaktır. Hı. Paşinyan'a imzasında imzasına sadakatsiz kişi muamelesi evet. yapıldığı gün Sırbistan'da olan Azerbaycan Devlet Başkanı'na, Sırbistan Cumhurbaşkanı biz şeffaf bir şekilde bazı konularda anlaşma, kendi aramızda mutabakata vardı. Hatta bunu imzayla antlaşmaya da bağlı ama sizin sözünüz zaten imza yerine geçerlidir. Geçer. Bunu hepimiz biliyoruz dedi. Bu çok önemlidir Azerbaycan ve Ermenistan açısından bir kıyaslama yaptığımız zaman. İkincisi şunu söylemek isterim ben. Ermenistan'ın şu anda Batı'yla olan ilişkilerinde Fransa'nın işte kız kardeşidir Ermenistan bizim Sarkozy'ye söylemişti daha önce Paşinyan'dan önceki evet. Ermenistan liderine Sarkisyan'a filan.
falan. Bunların hepsi retorik taraflardır, hamaset taraflardır. Fransa'nın şu anda ölkə içərisində ekonomik olarak sıxıntılarla hangi səviyyədə boğuşduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Ermənistanın olacağı yer Ermənistan devletini yaratmaq üçün o bölgəyə Murat Hocam isabətli bir tanımlaması oldu. Yunanistan ve Ermənistanın durumuna baktığımız zaman elə bu tür işlevsellik üzere qurgulanmış olan devletler olduğu için hani şantaj, hani öne sürülmesi, hani maşa olarak kullanılması, onun için Ermənistan varlığına Rusya'ya borçludur her anlamda. Dolayısıyla böyle kolay kolay o blöf yapma anlamında Rusya bunu arzu etmese de Ermənistan'ın kendisi de bunu ne arzu etmez ne de yapamaz. Dün bir sonucu ortaya koydu. Bunu söylemek istiyorum. Evet. Azerbaycan hem bu birinci ve ikinci Qarabağ savaşında 23 bin şehit verdi. 14 bin gazisi var Azerbaycan'ın. Ve Can Sperane, hepsini rahmetle anlıyoruz. Can Sperane ortaya koyup vatan topraklarının müdafası sadece askeri başarı olarak Azerbaycan'ın bunu tanımlamamamız gerekiyor. Aynı zamanda devlet başkanının da yürüttüğü diplomatik alanda da başarılı olduğunu, Azerbaycan'ın son dönemlerde Avrupa mekanından, Avrupa coğrafyasından Azerbaycan'a olan rağbetle de görmüş oluyoruz. Paşinyan'da dünkü durumu adeta ne oldu Paşinyan dedirten bir durumdur. Ama ne diyelim, umarız ki Paşinyan artık Ermenistan'ın içerisinde bulunduğu durumu gerçek anlamda idrak eder ve yapılması gerekeni yapar. Evet.